O dönemin insanları güçlü kadınlara bazen böyle övgüde bulunmak için erkeklere has bazı sıfatlar atfediyordu. Bunun bir örneği mesela Kraliçe Nakia da çok güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Politik bir gücü var. Oğlunu tahta taşıyor. Oysa ki veliaht kendisinden olmayan başka bir kraliçenin oğluydu. Dolayısıyla çok önemli bir kadın olduğu için ona Babil'in yöneticilerinden biri, valilerinden biri bir mektup yazıyor ve bu mektubunda Lordum diye kraliçeye hitap ediyor. Beylu, Lordum diye ifade ediyor. Oysa bunun dişil hali Beltu ve biz bunu bir yerde görmüyoruz. Birçok yerde görüyoruz. Ve bir övgü gibi hani benim efendim, benim Lordum diye hitap etmesi bize şu fikri veriyor. Bunun birkaç örneğini başka kadın figürler içinde görüyoruz. Dolayısıyla o dönemin insanları böyle güçlü kadınlara iltifat veya övgüde bulunmak için onlara erkeksi bazı özellikler atfetmişler. Onlara işte iltifat gibi erkeksi sıfatlar mesela kullanmışlar ya da işte böyle sakallı mesela tasvir edilmiş. Hatta Kraliçe Semiramis, Babil Kraliçesinin de biz böyle yine sakallı tıpkı iştar gibi tasvir edildiğini görüyoruz. Çünkü Şamuramat da çok güçlü. Yani Semiramis de çok güçlü bir karakter ve oğlu çok küçük yaşta olduğu için Babil'i o yönetiyor. Ve bu övgü olarak yapılıyor. İşte tam olarak söz konusu olan durum bence Tanrıça İştar'daki ile aynı. Tanrıça İştar'ın da o güçlü karakterinden kaynaklı kendisine bir erkeksilik atfedilmiş olmalıdır. Oysa bizim genelde karşımıza bereket tanrıçası, aşk tanrıçası olarak çıkıyor. Müzik